Zack Snyder'ın Justice League'in yayınlanması kötü bir şey mi? Hayır. Sonda söyleyeceğim başta söyleyerek başlayayım istedim. Filmin 2021 yılında HBO Max'te yayınlanacağının duyurulmasının ardından birçok haber sitesi videonun başında benzer başlıklar atarak toksik bir hayran kitlesinin ödüllendirilmesinin ne kadar yanlış bir hareket olduğunu anlatan yazılar yayınladılar. Bunlara örnek olarak Comic Book Resources'dan Braden Birch, Collider'dan Drew Taylor, Looper'dan Zack Elizabeth, Vanity Fair'dan Juan Robinson'ın yazılarını örnek gösterebilirim. Peki neden bu insanlar böyle yazılar yazıyorlar? Hiç mi haklılık payları yok diyebilirsiniz? Elbette yok diye cevap veriyorum. Ben insanları değerlendirirken benzer durumlar karşısındaki tutumlarını gözlemlerim. Aynı kitle ki sözüm ona yazar eleştirmen kitlesi bunlar. Sony, Spider-Man'in sinematik haklarını Disney ile daha fazla paylaşmama kararı aldığında neredeydi? Ne alaka diyebilirsiniz? Bakın o tarihlerde Marvel sinematik evreni fanları kendilerince haklı sebeplerle Spider-Man'in sinematik evrenlerini görmeye devam etmek istediler. Ancak yöntemleri biraz ilginçti. Sony'ye karşı başlatılan boykot ve ''We hate you 3000'' yani ''3000 kere senden nefret ediyoruz'' etiketi toksik tanımına birebir uyuyordu. Üstelik Sony'nin tek yaptığı finansal olarak Spider-Man'den daha fazla faydalanmak istemekti. Zamanında parasını ödeyerek Marvel'dan sinematik haklarını satın aldığı bir karakter üzerinde istediği gibi karar verebilir sonuçta firma. Ancak az önce kısmı örneğini verdiğim sözde yazar eleştirmen tayfası o dönemde ya aynı çırtkanlığı üstlendiler ya da durumu masum gibi göstermeye çalıştılar. Bir kısmı da kafasını kuma gömdü. İntihar karşıtı eylemler için bağışlar toplayıp akıl sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu anlatarak taleplerini ileten Zack Snyder hayranlarını toksik olarak adlandıranlar elinden oyuncağı alınmış şımarık çocuk misali Sony'e Nefret ve kin Kusan MCU fanlarına tek kelime etmediler. Yani iki yüzlük yaptılar. Şimdi Zack Snyder'ın olayına kısaca bir kez daha bakalım. Sizce hayranlar sadece bir filmi talep ettiler yoksa adalet mi? Bunu bir örnek üzerinden açıklayacağım. Hayal edin ki siz bir müzisyensiniz. Sıkı bir rock müzisyeni. Kariyerinizin en iyi parçasını hazırladığınızı düşünüyorsunuz. Büyük ölçüde projenizi tamamlamış iken ailenizden çok yakın biri intihar ediyor ve siz ayrılmadan önce sizin yerinize işi tamamlamak dururken bir arabesk sanatçısı tutup yaptığınız bestenin %90'ını silip yerine o sanatçı ile arabesk göveler doldurup piyasaya sizin adınıza sürüyor. İntihar eden yakınınızın acısına mı katlanacaksınız yoksa emek verdiğiniz sanatınızın mahvedilişine mi? İşte Snyder hayranları bu noktadan hareketle adalet talep ettiler ve sonunda Snyder ailesi için o adaleti sağladılar. Zack Snyder'ın filmlerini beğenmeyebilirsiniz. Ancak bir sanatçının sanatını istediği gibi icra edememesini istemek hiçbir özgürlükçü düşünceyle bağdaşmaz ve sanatçının yolu değildir. Beğenmediğiniz sanatçının eserlerini izlemez, dinlemez, okumazsınız olur biter. Ama onun özgürce sanatını yapma becerisini elinden almak istemek hastalıklı bir zihin yapısına işarettir. Sinema tarihi birçok filmin daha sonraları yayınlanan yönetmen versiyonlarıyla dolu. Bu bile başlı başına üzücü bir durum iken Snyder ailesi bazında kazanılan böyle bir zafer kesinlikle harika bir durum. Kötü bir örnek değil, bir mihenk taşı. Birçok yönetmen röportajlarında çok sevdikleri sahnenin kesilmesinden, senaryo da yapmak zorunda kaldıkları değişimlerden üzüntüyle bahseder ve bu hiçbir sanatçının başına gelmemesi gereken bir durumdur. O yüzden bırakalım, videoya konu olan bu sözüm ona eleştirmen yazar tayfası ağlasın. Onların derdi özgür sinema veya sanat değil, onların derdi zeksine ederli. Onlar sadece kendilerine mama veren, tasmasını tutandan istediklerini yazıyorlar. Bir durumun sonuçlarına bakın ve ondan kiminle çıkar olduğunu hesaplayın, kimin ne yaptığı ortaya çıkacaktır. Zack Snyder'ın Justice League'in yayınlanacak olması, tüm yazın hayatını bir adamın işlerine çamur atarak, onu aşağı çekmek ve işlerini parçalamak olan yazarcık eleştirmencik tayfasına vurulmuş büyük bir darbedir. Ve güç dengesinin değişimi, sırada gelecek olan darbeler onları korkutmaktadır. Bırakalım istedikleri gibi bağırsınlar. Geçtiğimiz iki küsür sene boyunca böyle bir filmin olmadığı, tamamlanmadığı, asla çıkmayacağı konusunda bizi ikna etmeye çok çalıştılar. Ama onların her bakımdan üstün olduğumuz için bu tuzaklara düşmedik. Yine düşmeyeceğiz. Kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz.